Karşılaşmanın ilk dakikaları ve Fenerbahçe kendi yarı alanında Gerson ve İsmail'le atak hazırlığı yapıyor. İsmail. Kaleci Victor. Hami'nin serbest vuruşunda Altay topu kornere çeliyor. Karşılaşmanın 30. dakikası Aykut bir vücut hareketiyle İsmail'den sıyrılıyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atıyor. Fenerbahçe'nin golü bir kere daha görüntüde. Karşılaşmanın 40. dakikasında Çizyon'un kafa vuruşuyla Fenerbahçe filelerine giden top Trabzonspor'a 1-1 beraberliği getiriyor. Trabzonspor'un beraberlik golü yeniden görüntüde. Karşılaşmanın 44. dakikasında Gerson Aykut'tan aldığı topla ceza alanı içerisine giriyor ve Victor'u ikinci defa mağlup ediyor. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 2, bu ilk yarının sonucu. Gerson'un golünü bir kez daha izliyorsunuz. Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'un beraberlik arayışları var. Trabzonspor serbest vuruş kullanıyor. Kemal'in kafa vuruşunda top yandan avuta gidiyor. Trabzonspor sürekli Fenerbahçe yarı alanında beraberlik çabasını sürdürüyor. Orhan, karşısında Semih. Çizyon'un vuruşunda top kaleci Altay'da kalıyor. Trabzonspor atak yaparken Fenerbahçe'nin ani karşı atakları var. Rıdvan, ceza alanı içerisinde Nova topla buluşturuyor. Karşılaşmanın 53. dakikasında Novak durumu 3-1 yapan golü atıyor. Fenerbahçe'nin 3. golü yeniden görüntüye geliyor. Üç birlik üstünlükten sonra Fenerbahçe daha rahat oynamaya başlıyor. Sarı lacivertlerin bir başka hata. Trabzonspor savunması topu uzaklaştıramıyor. Rıdvan süratle ceza alanı içerisine giriyor ve Victor'un yanından topu filelere gönderiyor. Karşılaşmanın hakemi gol kararı verdikten sonra yardımcısının uyarısıyla kararını değiştiriyor. Yardımcısı Rıdvan'ın topla son oynadığı anda Aykut'un offside olduğu görüşünde. Oyun offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir başka hata, İlker. Aykut. Aykut'un vuruşunda kaleci Victor topu kornere çeliyor. Hami'nin yerine oyunda Soner var ve Soner karşılaşmanın 75. dakikasında Altay'ı mağlup ediyor. Durum 3-2 oluyor. Trabzonspor 2, Fenerbahçe 3. Trabzonspor'un golünü bir kez daha izlediniz. Trabzonspor beraberlik arayışı içerisinde. Son anda Soner'in vuruşunda top üstten kornere gidiyor. Trabzonsporlu futbolcuların İsmail'in topa eliyle müdahale ettiği iddiaları var. Karşılaşmanın 87. dakikasında İlker'in hazırladığı pozisyonda Aykut bir kez daha topu Trabzonspor filelerine gönderiyor ve durumu 4-2 yapıyor. Fenerbahçe'nin 4. golü yeniden görüntüde. İsmail ve Soner. Soner ortalıyor, Çizyo kafayı vuruyor ve karşılaşmanın 89. dakikasında durum 4-3 oluyor. Trabzonspor 3, Fenerbahçe 4 ve gol bir kez daha görüntüye geliyor. Karşılaşmanın son saniyeleri ve bundan sonraki saniyelerde skor değişmiyor ve Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönüyor. Çok zor bir maçtı. Maçın sonucu Fenerbahçe'nin hala iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Oyuncularım görevlerini çok iyi yaptı. Sonuca kontrataklarla gittiler. Şüphesiz Trabzonspor'da iyi takım.
Özellikle Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlardan önce hem bizim hem de onlar için zor bir maçtı. Bugün biz çok çok sevinçliyiz. Yarın daha zor bir maç olan Sigma Olomouc maçı için hazırlıklara başlayacağız. 3-4 gol atmamız gerekirken 1-0 mağlup duruma düştük. Bugünkü elde ettiğimiz şanslardan gol çıkaramamız bizim için de bir mutsuz gün ve talihsiz bir şanssız gündü. Yüksek tansiyonlu müsabakalarda yakalanan her iki fırsattan birisini atıp birkaç gol atmak gerekir.